Evet. Okey. Herkese selam. Ben Erdem Öztürk. Bugün Biriç öğreniyoruz da 7. videomuzu yapıyoruz. Peki bugün neler yapacağız? Hadi bakalım önce. Sizlerde sorularınız olursa sorabilirsiniz. Evet, geçen hafta limiti olmaya bakmıştık. Limiti olmak neydi Biriç'te? Elini sınırlama. Oyun açtığımızda örneğin Şöyle Hı. Örneğin bir maça oyun açtık. Ortak en az 12 puan gösteriyor ama ne kadar üst limiti olduğunu bilemiyoruz. Tabii ki 25 puan 30 puan olamayacak ama yine bir üst limiti olacak. İşte oyun açtıktan sonra ya da cevap verdikten sonra e, elimizin Elimizi bir ara limitlememiz lazım. Diğer türlü aklımıza göre pas geçersek hani belirli bir hedefi bulamayız. E, hedefi bulamazsak da e, puan kazanamayız. E, başka neye bakacağız? Açıcının ikinci konuşması ve üçüncü konuşmasını değerlendireceğiz. Renk sağlama. Geçen haftada da e, bazı kart kombinasyonlarına bakmıştık. Daha çok el almak için en önemli şey buydu. Yani karşılıklı iki eli gördüğümüzde ki bu deklerenken mümkün oluyor. iki ile oynadığımız için daha çok el almanın yolunu bulmalıyız. Belli başlı bazı kurallar var. Onlara uyarak daha çok el alabileceğiz. Ee, başka ne yapacağız? Yine örnekler yapacağız. Bridge Base Online'dan ve bir de pratiğe başlayacağız. Öyleyse haydi bakalım. Şimdi bazı kavramlar var. Mesela toplam 40 puan olduğunu herkes biliyor. A4, Papaz 3, Kız 2, Vale 1. Ortalamaya 10-11 puan diyeceğiz. Yani kişi başı ortalama 10-11 puan düşüyor. Oyun açmak için de ortalamadan fazla lazımdı. Bunlar hep alışık olduğumuz konular. Şimdi bir de zon oynamak için toplam 25 puan. Peki bu 25 puan nasıl eller için? Karşılıklı, dengeli eller için. Eğer dengesizlik arttıysa yani bir rengimiz uzunsa ve fitimiz varsa, kısalığımız da varsa bu 25 puan zona oynamak için 25 puan 20 puana kadar hatta daha bile aza düşebilir. Yani bu 25 puan genelde hep dengeli eller için kullanılır. Şimdi aşağıdaki örneklere bakıp bu tabloyu nasıl kullanacağız ona yoğunlaşacağız şimdi. Mesela açıcı ve cevapçı açıcı minimum bir şey yaparsa yani en alt seviyede bir şey yaparsa bu aralıkta gösteriyor. Yani 12-13-14. Açıcı ortağını davet ederse 15-16-17 puan gösteriyor. Ve açıcı bunların dışında bir şey yaparsa da zone yani 18 artı gösterecek. Bu son şıkka pek bakmayacağız. E, ama bizi ilgilendirecek olan daha çok şu ilk iki. Yani bir gerçekten konuşmaların %80'i şu tabloda karşınıza çıkacaktır. İlk iki bölümü çıkacaktır. Cevapçı peki ne yapacak? Cevapçı minimum bir şey yaparsa yani ortağına fit verirse NT derse ya da rengini tekrar ederse elini sınırlamış olacak. Yani limiti olmuş olacak ve Ortalamadan az puan gösterecek. Mesela nasıl örnek verebiliriz? Ortağımız bir maça oyun açtı. Biz onu basitçe desteklersek iki maça e minimum bir şey yaptık. Yani ortalamadan az puanımız var. Bu tabloyu öyle yorumlayacağız. Cevapçı peki davet ederse kaç puan gösterecek? Mesela davet dediğimiz şu birinci örnek. Bir maçaya üç maça gibi davet etti. Ortalama puanı var. Yani 10-11 onör puanı. Tabii ki bu onör puanı ne olabilir? Birazcık da aşağıya inebilir. Eğer kozumuz artarsa o da el değerlendirmeye girecek tabii ki. Cevapçı da zon derse ortalamadan fazla puan gösterecek. Yani mantık aslında şu. İki tane karşılıklı ortalamadan fazla puan zon oynar. Şimdi bakalım. Birinci örnekte bir maç oyunu açmış. Bu ikisi ortak batı ile doğu. 3 maça demiş. Yani hangisi bu? Cevapçı. Davet ediyor ortağını. Ortalama puanı var. Cevapçıda nasıl bir el var? 3 4 3 tane en az 3 tane maça var ve 10 11 arası puanı var. Peki doğu 2 maça deseydi bu da basit tutuş olacaktı. Yani cevapçı minimum bir şey yaptı. Ortalamadan az puan gösteriyor. 3 kart maçası var en az. Ve 6, 7, 8, 9 gibi puanı var. Buraya bakalım ikinci örneği. Batı bir kara açıyor. Doğu bir maça cevap veriyor. Bu yeni bir renktir. Yani sınırlamıyor. Limit olmak için neler lazımdı? Ya fit verecekti. Ya nt diyecekti. Ya da rengini tekrar edecekti. Şunu da ekleyeyim. Kimin yaptığı önemli değil. Ya fit, ya NT ya da renk tekrarı. Açıcı ya da cevapçıdan birisi bunlardan birini yaparsa elini limitler yani sınırlar. Şu an Doğu bir maça dediği için elini sınırlamadı. Ne, ne demekti bir maça cevabı? En az kaç karttı? Oyun açarken 5 karttı. Cevapçı da en az 4 kart gösteriyor. En az 4 kart en az 5-6 puan gösteriyor. Şimdi batı fit verdi. Yani elini limitledi. Peki kaç ile limitledi? Hemen buraya bakacağız. Açıcı minimum bir şey yaptı. Yani maçayı minimum şekilde tuttu. 12-14 puanla elini sınırladı. Benzer örnek. Batı mesela 1 NT deseydi kaç puan gösterirdi? bir karo açtı. Ortağı 1 bir maça dedi. Şimdi 1 NT. 15, 16, 17 puan demedi. Çünkü öyle olsaydı baştan bir karo açmazdı. 1 nete oyun açardı. Açıcı ikinci konuşmasında 1 NT ile limiti olmuş oldu. Ve elini bakın minimum bir şey yaptığı için 12 14'te sınırladı. Çok sık gelir bu konuşmalar. Şimdi zaten göreceğiz. Üçüncü ele bakalım. Bir kupa bir maça dedi ortağı. Şimdi sıra geldi 3 kupa dedi. Bunlardan hangisini yaptı açıcı? Fit mi verdi? Hayır. Nt mi dedi? Hayır. Renk tekrar etti. O zaman aa şunu düşüneceğiz. Elini sınırlamış olması lazım. Peki kaç puanla? Hemen buraya bakacağız. Açıcı davet etti ortağını. Yani açıcıda şu var. Uzun körler var. Uzun kupalar var. En az 6 tane. Ve 15-16-17 puan var. Peki iki kupa deseydi batı şöyle ne gösterirdi? Uzun kupa ve 12-14 arası puan. Batı mesela 4. ile bakalım. Bir karo bir maça 3 maça demiş olsun. 3 maçanın anlamı iki maça demedi. Buradan hangisine denk geliyor? Açıcı ortağını davet etti. 15 16 17 puan. Tabii ki dengeli el olamaz. Çünkü dengeli el olsaydı zaten 1 NT oyuna çağırdı. Bu el ortağına iki maça demiş elin. Dengesiz eli gibi. Yani aslında aynı puan var. 12 13 14 puanı var Bat'ının ama eli dengesiz. Yani tek kartı var. 5. ele bakalım. Kimler elini limitledi. Kimler fit verdi? Bir kara açıyor. Bir maça diyor. İki maça batı elini limitledi. Sıra doğuda. Doğu da aslında elini limitlemiş ama dört maçayla. Doğu'nun bunlardan hangisi cevabı? Cevapçı zon diyor. Yani ortalamadan fazla puanı var doğuda. Eğer doğu zon düşünmeseydi ne yapardı? İki maçaya pas derdi. Davet etseydi yani ortalama puanı olsaydı doğuda 3 maç ederdi. Demek ki zonu gören bir eli var. Tabii ki eğer sadece 14 puanla bakacaksa 12'den fazla puanı rengi uzunsa dağılımı dengesizse puanı da azalabilir. 6. örneğe bakalım. 6. örnekte Batı bir sinek açıyor. Merhaba Haluk Bey. Ee, bir sinek açıyor. Doğu 1-2 NT ile kaç puan anlatmıştır? en sık karıştırılan konulardan biri mesela cevapçıda açar puan gelince hani direkt zon demektense iki sanzot ya da bir NT demeyi tercih eder genelde öğrenciler ama bu NT dediği, dediğimizde elimizi sınırlamış oluyoruz. Bir NT dersek bakın buradaki tabloda cevapçı minimum bir şey yaparsa bir NT derse ortalamadan az gösterir. Yani 5 ile 10 arası puan. Davet ederse ki buradaki 2NT ortalama gösterir. Yani 11, belki bazen kötü bir 12 puan olabilir. Bu yüzden Doğu'da zonu görecek eli varsa, tabi majörü yoksa, Doğu çünkü majörü olsaydı ne yapardı? Majörünü bir seviyesinde okuyabilirdi, dörtlü majörünü. Sonuç olarak 6. elde bir sine 2NT cevabı davet gösterir. Cevapçının daveti kaç puandı? 10 çok iyi 10 olması lazım tabi. 11 puan gibi düşünebilirsiniz. Bazen de 12 olabilir. Şimdi bir de daha çok eline nasıl ona bakalım. Bildiğiniz üzere oyun ve konuşma bölümü var. Konuşma bölümü de kozu ve seviyeyi belirliyoruz. Daha sonra bir de oyun boyu bölümüne geçmemiz lazım. Daha çok löve almamız için gereken bazı şeyler var. Yapmamız gereken, plan yapmamız gereken bazı durumlar var. Şimdi onlara bakalım. Mesela birinci ele bakın. Yerde as, ru, adam 4 parça var. Elimizde 3 boş var. Yani as, papaz, kız 4 taneye elimizde 3 boş var. Bu rengi oynamadan oyun planı yaparken kaç el alacağımızı düşünmeliyiz. Çünkü diğer kartları nasıl oynayacağımız ortaya çıkacak. Burada yapacağımız plan sonrası. Bu renkte 3 tane kesim var öyle değil mi? Yani as, papaz, kız. O Ahmet Bey selam. Sayın sakızlı. Sevgili <laughs> öğrenciler hoş geldiniz. Asro adam, as papaz kız 4 taneye 3 boş maçımız var. Sorularınız varsa çekinmeyin arkadaşlar. Herkes yazabilir. Ben e, sonra okuyacağım. Ben şimdi hızlıca anlatıyorum. E, bu renkten 3 kesin növemiz var. Aspa paskız. Peki dördüncüyü alabilir miyiz? Her zaman şöyle düşüneceğiz. Karşılıklı önce sayacağız. Kaç kartımız var? 4, 3, 7. Rakibe kaç kalıyor? Rakipte 6 kart kalıyor. 6 kartı dağıtın rakibe. Ee, selamlar. İşte Derya selam. Ee, Haluk Bey hangi sitelerde? Hemen yazıyorum. Buradan bakın. Bridgebase.com'a girebilirsiniz. Fanbridge'e girebilirsiniz. Bunlar en önemli siteler. Yani hepsi de e, ücretsiz. Robotlarla da oynayabilirsiniz. Partner bulup da oynayabilirsiniz. Buralar işinizi görecektir. En ünlü siteler. Bunlar hani e, her zaman bulabileceğiniz detaylarını da benim e, Instagram yani bu adresteki e, yukarıda highlight bölümü var. Oradan e, bakabilirsiniz hangi bölümleri oynayacaksınız diye. Mesela hazır problemler oynamak istiyorsanız robotlara karşı oynamak istiyorsanız ayrı e, oradan kendiniz seçebilirsiniz. Rica ederim. E, rakipte 6 kart vardı. 6 kart nasıl dağılır onu düşünmemiz lazım. 6 kart eğer 4-2 dağıldıysa yapacak bir şey yok. Ama 3-3 dağıldıysa 3 sağda 3 solda e, az papaz kızı çekince hiç kimse de kalmayacak bileceğiz. Şunu da haklısınız. Bir rengin 6 tane varsa rakipte 3-3 dağılma olasılığı biraz düşük yüzde. Ama aklımızdan hep bunları geçirmemiz lazım ki ikilinin büyük olup olmadığını öyle hatırlayabilelim. Sakın şunu yapmayın en sık yapılan hatalardan biri işte dışarıda vale 10, 9, 8, 7 onları düşünmeye çalışır genelde öğrenciler. Hayır sadece Altı kart nasıl dağılır onu düşünün ona göre rakipte kaç kaldı ona göre hesap yapabilirsiniz. Yıldız Traft'i hiç bilmiyorum Haluk Bey. Yıldızlı Traft'te 5'li e, major sistemi bizim öğrendiğimiz, e, oynadığımız genelde 5 açı, major açıları 5 kart gösteriyor. Sanzotu açıları, Nt açıları, kolsuz oyun açıları da 15-16-17 gösteriyor bu sistemde. İkinci ele bakalım. İkinci elde de bir sıra yok. Bu renkten sadece asa alırız. Mesela bu el maçı olsun. Yerden kızla da el almak için ne yapmamız lazım? Her zaman mantık şu, zayıftan oynamamız lazım. Kızın karşısından kazanmasını istediğimiz onöre doğru. Kızı kazanmak istiyorsak elden beşliyle başlayıp batı papaz verirse sorun yok, ufak veririz. Batı ufak verirse de yerden kızı almaya çalışacağız. 2 ile 7 bazen karıştırılabiliyor. Onları tekrar e, üzerinde duracağım. Üçüncü ele bakalım. Üçüncü elde Astro 6'ya iki boş var. Toplam kaç kartımız var? 8 kart. Rakipte 5 kart kalıyor. 5 nasıl dağılır? Ona bakacağız. Bu renkten iki tane kesin var. Ama daha çok üretebiliriz. Nasıl? Ası Roa'yı çekeriz. Bir tane rakibe verdiğimizde eğer 3-2 dağıldıysa hiç kimse de kalmaz ve Bakın üç tane ekstradan el üretiriz. İşte bir içte daha çok el almamızı sağlayan hani iyi oynamamızı sağlayan ve keyif almamızı sağlayan şeyler aslında bu renklerden löv üretmektir. Her zaman çünkü tam sıra gelmeyecek az papaz as, kız astro adam el gelmeyecektir. Böyle rengimiz varsa da bunlardan da el üretebileceğimizi düşünmeliyiz. Dördüncü ele bakalım. Burada ekstradan bir de dam var. Yine toplam kaç kart var onları sayacağız. Şunu yapmıyoruz. Vale onlu, 9'lu 8'i bunları saymayın. Hiç bakın hiçbir şey saymıyorum. Ben de elimde 6 parça var. Yerde iki parça var. Toplam 8 parça bu renkten var. Rakibe kaç kart kalıyor? 5 kart. 5 nasıl dağılır? Ona yoğunlaşacağız. Ası oynadık. Herkes verdi. Sonra papazı oynadık. Herkes verdiyse 5 e kart nasıl da almış demektir. 2-2 verdiler. 3-2 de almış. E o zaman kızı da oynayınca hiç kimse de kalmayacak. Yani ne valeyi, ne onluyu, ne dokuzluyu, ne sekizliyi bunları hiç takip etmiyorum. Okey. Ne olacak yani as papaz kızı çekince bu renk partaj denir. Partaj sanırım o da Fransızcadır. Bir işte kullandığımız her terim gibi. Eşit dağılmak demek. 5 kart nasıl eşit dağılır? 3, 2. Partaj dağıldıysa 3 tane de ekstra üretmiş oluruz. 5. ele bakalım. 5. elde de 2 kesim var. Okey hepimiz görüyoruz. Peki 3. el yapabilir miyiz? Yine aynı mantık. 1. ele benzer aslında paralel bir el. Rakipte kaç kart var? 6 kart. 6 kart partajsa yani 3-3 üç, ise As'ı alırız. Papaz'ı alırız 2. Bir tane oynarız. Rakip alır. Ne olur? 3-3 üç, ise yerde bir tane daha kalır. Bir löve artırmış oluruz. Sağlamış oluruz. Altıncı ile bakalım. Yine aynı mantık. Hiç onörleri düşünmüyorum. Yani vali 19 onlara bakmıyorum. ruha 6 taneye kız 3 tane var. Bende 8 kart rakipte 5 kart var. 3-2'de aldıysa as papaz kızı çekerim rakipte kalmaz o zaman elimde bakın şu ikili kıza gittiğini düşün düşünün iki tane artacak iki tane ekstra löve üretebilirim fakat bu rengi nasıl oynayacaktık dikkat etmemiz lazım kısa tarafın büyüğü yoksa tıkanırız yani ası papazı önce çekip sonra kıza gidersek rakipte bu renk biter ama elimize dönemeyebiliriz o yüzden dikkat etmemiz lazım 7. ile önceki haftalarda yapmıştık çok kez ama bir daha bakalım. Burada ikiye nazaran biraz farklı, daha kuvvetli bir el. Vale ve onlu da var. Bir tek Rua papaz dışarıda burada. Burada papazı ezmeye çalışmalıyız. Peki papaz kimdeyse el verme, vermeyiz. Bizi güney olduğumuzu düşünün. Sağımızdaysa o zaman asın karşısından oynayacağız. Kızla başlarız. Doğu ufak verince biz de elden ufak veririz. Genelde şöyle düşünür öğrenciler. Doğu papaz doğuda ruha olsaydı papaz olsaydı elden yani papaz olsaydı koyardı diye düşünürler. Hayır doğu büyüğünü koymak zorunda değil. O ufağını verince biz de ufak vermeliyiz. ne onlu hiçbir onör yok. Bu yüzden destekli onör yoksa yani altları yoksa alttaki onörler e, Onör oynanmaz. Onör dediğimiz az papaz, kız, vale, onör diyoruz. Bu yüzden ikinci elde fazla el almak için dama doğru oynamalıyız. Damın karşısından, kızın karşısından oynamalıyız. Fakat 7'de hayır. 7'de damla başlamalıyız, kızla başlamalıyız ya da vale ya da onlu. Doğu. Evet. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Hadi biraz alıştırmalara bakalım. Ben... Biraz el hazırladım. Şunu biraz büyüteyim. Bir saniye. Evet daha rahat görelim. Şimdi biraz daha konuşmalara bakalım. Ortağımız bir sinek açıyor. Biz cevapçıyız. Bu elle ne cevap vereceğiz? Cevapçı kaç puanla itibaren konuşuyordu? Ortalamanın yarısı yeterliydi. 5-6 puan. 5-6 puandan itibaren konuşabilirim. Peki hangisini konuşacağım? İlk hedef majör. Majör de okuyabilirim. Ama karom da var. Karoyu da söyleyebilirim. İkisi de yanlış değil. Mesela bir maça diyelim. Ortağım iki maçı dedi. Güzel. Ortağım ne yaptı? Bakın az önceki şuradaki geliyorum tekrar. Ha, Açıcı minimum bir şey yaptı. Elini limitledi. Fit, NT ya da renk tekrarından hangisini yaptı? Fit verdi. O yüzden ortağım elini limit dedi. 12 14 limit dedi. Sırada, sıra bizde. Cevapçı ikinci konuşmasında ne yapacağız? E, koz belirlendi. Şimdi seviye lazım. Zon ihtimali var mı? Ortağımız da 12 14 ile sınırladı kendi elini. Bizde 4 6 7 8 puan var. E, ortak da maksimum olsa bile zon ihtimalimiz yok. O yüzden mutlu mutlu pas geçebiliriz. 4 eli görüyor biliyorsunuz. Bir, sonra sonraki ele bakalım. Ortam yine birisini kaçtı. Cevapçıyız. Karo da diyebiliriz. Maça da diyebiliriz. İkisi de yanlış değil. Neyse maça diyeyim. Ortam bir niyet edince ne yaptı? Elini sınırladı. E şimdi şunu düşüneceğim. Cevapçı daveti kaç puanla yapıyordu? Ortalama puan ortağımda kaç puan var kaç puanla sınırladı kendini 15 16 17 değil çünkü 15 16 17 olsaydı bir nete baştan açardı bir 6 12 13 14 puan var 25 puana gelemiyoruz o yüzden pas geçebiliriz 10 puanımız var 5'lik kartımız var 2 nete diyenleri de saygım sonsuz biz beyaz olduğumuz için çok orta yüklenmemenizi tavsiye ederim. Evet ortağımızda gördüğünüz gibi dengeli açar puan var. Ortağımız birisine kaçtı. Cevapçıyız. Ne yapacağız? Majör tabii ki önce. Cevapçı 5-6 puandan itibaren konuşabiliyordu. Kupalarımız var. Kupalarımızı okuyabiliriz. Bir kupa. Evet yine ortağımız elini sınırladı. Limitledi. Hangisiyle sınırladı? Şuradan bakalım. Açıcı minimum bir şey yaptı. 12 14 puanla. Zon ihtimali var mı bizde? Şu an 10 puan var. 25 puana gelemiyoruz. Aslında 10 puan cevapçı da davet eder. Fakat hani elimiz çok dengeli, uzun kartımız yok. Pas mantıklı olacaktır ortağımızı davet etmek yerine. Yine davet ediyorsanız da saygım sonsuz. Gördüğünüz üzere ortağımızın eline bakalım. Bir sine kaçtı. Bir kupa deyince de bir e, iki kupayla da minimum seviyede destek verdi. Yine bir sinek açtı. Sinekleri tutmak yerine yani iki sinek demektense yine ilk hedefimiz major. Evet yani nitelik önemli değil. Hep sayı nicelik önemli. Bir maça. Ortağımız yine fit verdi. Kötü bir 10 puanımız var. Zon ihtimalimiz pek yok. O yüzden pas doğru olacaktır. Ortağımız sinek kaçtı gördüğünüz üzere. Şunu diyebilirsiniz. Batı neden kupaları okumadı? Ben bilerek rakibe pas geçirtiyorum. Hani daha rahat konuşalım diye. Yoksa tabii ki Batı kupalarını okuyacak. O da başka bir konuda göreceğiz onu. O araya girmek olacak. Rakipler konuştuktan sonra müdahale etmeye araya girme. Overcall, üste konuşma denecek. Ortam bir sine kaçtı. Güzel. Şu an neye sahibim ben? Ortamda ortalamadan fazla puan var. Bizde kaç puan var? Sayalım. 8, 10, 13 puan. Yani zon kesin. Fakat hemen ilk seviyede zonu söylememize gerek yok. Yavaş yavaş önce majörümüzü. Cevapçının majörü en az 4 kart gösteriyordu. Yine bakın burada sinekleri tutmamın bir esprisi yok. İlk hedef majör oynamak çünkü. Bir kupa. Ortağın bir, ne, bir maça deyince ne öğrenmiş oldum? Ortakta kupa yok. Kupaları olsa beni tutardı, desteklerdi. O da kendi maçasını gösteriyor. Peki ortakta kaç tane pik var, maça var? 5 tane olsaydı zaten bir pik açardı. 4 tane var. E biz majör fiti bulamadık. O zaman kutsal kontrat hangisi? 4 majör mü? 3 nt mi? Evet 3 nt. İlk hedefimiz 4 majör. Sonra 3 nt olmalı. Sıra bizde ne yapabiliriz? 3 nt diyebiliriz. Bakın ortamızda kaç puan var? 7, 10, 12. E bizde de açar puan var. 2 açar. Gayet mantıklı. Fitimiz yok. Yani 8 kart maçı ya da kupamız yok. Peki hocam sinekli oynamadık. Ay arkadaşım sinek 5 seviyesine mi çıkacağız? 5 sinek o yüzden çok mantıklı değil. 3 NT 9 el almak 5 sinek 11 el almaktan çok daha iyi. Ne zaman 5 minör oynayacağız? Çok uzun rengimiz varsa ve bir rengimiz zayıfsa. Mesela karolarımız tek olsaydı yerde tek karo olsaydı ortamda ve bizde daha uzun sinek olsaydı o zaman 5 minörü tercih edebilirdik. Ortamız birisine karşı Ne cevap vereceğiz? İkisi de doğru. Kara da doğru. Maça da doğru. Mesela maçayı söyleyeyim. Evet şimdi zon ihtimali var mı? Ortak elini limitledi. Nereden anladım limitli, limitlemesini, sınırlamasını? Fit, NT, renk tekrarı. Hangisini yaptı? NT. NT deyince 12-14 de limitledi. Zon ihtimali yok. Pas demeliyim. Neden şimdi karolarımı okumuyorum diyorsanız o konuşmada farklı bir anlamı olacak. Yani ortak elini anlat demek olacak. O yüzden karolarımı şimdi söyleyemiyorum. Pas demem gerekecek. Bakalım. Evet ortağımızda 14 puan var. Bizde 9 toplam 23 puan var. Zon puanımız yok. Ne oynuyoruz? 1 NT gayet mantıklı. 1 NT'de de 7 el alabiliriz. 2 kar oynasak da pek fark etmeyecekti. İkiz hepsi çünkü part skor kontratı. Yani ikramiyesi çok fazla değil. Zon ya da şilem gibi. Birkaç tane daha örnek yapıp bakalım hemen bir iki de oyun oynayacağız. Ortak bir kar açtı ne cevap vereceğim? Bu önemli. Sineklerimi söylemem için iki seviyesine çıkmam lazım. Ama bir, iki serisinde çıkmak 5 kart ve ortalama puan gösteriyordu. Bir maçayı söylemek daha basit. Güzel. Şimdi bende 10 puan var. İşte bu elle davet edebilirim. Hemen bakalım tabloya. Cevapçıyız. Ortalama puanla cevapçı ortalama puanla ne yapabilir? Davet edebilir. Yani Bu elle elin bir 10 10 onör puanı var. Dikkat ederseniz kupa 2 tane. Bunlara da puan verebilirim. Çünkü artık fiti bulduktan sonra 8 kartı bulduktan sonra kısa renklerime de ekstradan puan verebilirim. Bu elle orta zona davet edebiliriz. 3 maçı ortak pas geçti. Ortakta da çok kötü bir el varmış 12. Eğer 14 puan olsaydı ya da güzel bir 13 puanı o da 3 maçaya 4 maça diyecekti. Bir karo açtı. Direkt karoyla tutmaktansa ne yapabilirim? Bir kupa. Ortak bir NT ile elini limitledi. Şimdi iki seçeneğim var. Ya iki karo diyebilirim. Ortak seni NT oynatmaktansa sana karo oynatayım ya da pasta diyebilirim. İkisi de doğru bir konuşma olacaktır. Bir iki de pratik yapalım. Pratiği nereden yapıyorduk? Hemen gösteriyorum. Şöyle Bridge Online'a girdik. Ana sayfa karşımıza çıkacak. Hatta şöyle bir geri daha yapayım. Şöyle bir ana sayfa karşımıza çıkacak. Şuradan Practice Bridge Master'ı girerseniz Hazır problemler karşınıza çıkacaktır. 5 level. Birinci level'dan başlayıp bu elleri çözene kadar oynayabilirsiniz. Bu ellerle diğer oynayacağımız yerin farkı şu. Burada hep aynı eller geliyor. Hani bu problem gibi cevabı olan problemler ama diğer eller rastgele geldiği için hani her zaman yapamayabilirsiniz. Bu eller ama yapmanız istenecektir sizde. Çözümleri var çünkü. Ya da şu solitaire bölümüne gelelim. Buradan just play Bridge'e tıklayalım ya da just tıklayalım. Just tıklayılıksının farkı burada konuşmaları yaptırmıyor size. Konuşmalar hazır geliyor. Gördüğünüz gibi iki ile oynamanız isteniyor sizden. Biz birkaç tane buradan oynayalım. Hatta şöyle yapalım. Dört el oynayıp bitirelim. Burada tabii rakip de konuşacak. Şimdi eee Konuşmadığımız yerler var aslında. Burada araya girişi bakalım. Araya bir karo ile girebiliriz. Gerçi karomuzu tekrar etmemizin bir espirisi var mı? İkisine pas pas pas. Kim atak edecek? Sıra bizde. Ne yapabiliriz? Asları çekmektense sıralı kartımızı çıkabiliriz. Her ne kadar yer maça dediyse maçımızı çıkmakta bir beis yok. Evet 6-4. Umarız ortakta karo tektir. Dekleran tekmiş. Sineğimizi alalım. Maçalardan kız papazaz çıkmıştı. Valeyim büyük. Valeyi çekebilirim. Kara oynamamın bir esprisi yok. Çünkü Dekleran da zaten çakıyordu. O yüzden Kupayı oynayabilirim. Şurada da bizim kaç al el aldığımız yazıyor. Dik olanlar bizim aldıklarımız. Yatay olanlar rakibin aldığı. kalan elleri de ikisine sinek oynamıştı. Yani 8 el alacaktı. Bir fazla 9 el aldılar. Evet bu elle ne açacağız? 10-13 puan var bir maça. Ortağımın 3 karo konuşması ne anlatıyor? 5 artı kupa anlatıyor. Ne diyeceğiz bunda? Bu iki sanzotu küçükleri anlattı. Yani karo ve sineği varmış. Biz şimdi 3 kupa desek 3 kupa pas pas pas. Okey, çok fena değil. Ne biliyoruz? Solumuzda minörler var. 5 5 minör var. Kozları çekebilirim. Sağımda 5 tane biraz kötü bir dağılıma denk geldik yan rengim olan maçaları sağlayabilirim. Burada böyle random elleri oynarsanız yani çok değişik dağılım geliyor ve rakip çok konuştuğu için aslında siz bazen oynamayabilir defans yapabilirsiniz. Bu yüzden Bridge Master'ı oynamanız daha mantıklı olabilir. Burada gördüğünüz üzere her şey kötü dağıldı. Yani biz 3 kupa oynayıp kaç battık sanırım kim battık? Evet 7 el anca alabildik. Evet kaç puan var? 7, 10, 15, Birazcık daha dengeli olsaydı 5-3-3-2-1-NT açabilirdik. Şimdi bir maça daha mantıklı olacaktır. Bir açtık ortak iki seviyesi de yeni renk gösterince artık biz ne yapabiliriz? Zon kesin ikinci rengimizi söyleyelim. Ortak 3 karo dedi. Kalan renk hangisi? Kupa. Maalesef kupayı durdurmuyoruz. Ne diyeceğiz? Valla şansınız hep de zor eller geliyor ya. <laughs> bakalım. Normalde kim kaptı deklarasyonu? Şuradan bakalım. Kuzey kaptı. Kuzey'in oynaması gerekiyor ama bu pratik olduğu için robot yine bize oynatıyor. Yani şu an şöyle dönecek ve biz yerden vereceğiz. Bakın birazcık sarı yanıyor burası. Papazya'da ikili ikiliyle ikiliyi koyup valeyle almayı deneyebilirim. Evet en küçükle yediliyle alalım. Kesin alıcıları sayalım. 4 kara alıyoruz. 1 sinek aldık. 5, 6, 7, 8 kupa. Maça 9. Şu an biz kesin en az 9 el alıyoruz. Daha fazla eli nereden üretebiliriz ona bakacağız. Sinekler en mantıklısı sinekler olmalı. Sineği oynayıp önce ası sonra kızı çıkartırsak tabii rakip maça dönmeseydi. Maça dönünce şimdi ne oldu? Maçadan kız onlu rakipte olduğu için artık alıcılarımı almam lazım. Burada dikkat etmem gereken şey şimdi karoları kısa tarafın büyüğü önce olarak oynamak. Belki vale kupa gelir diye 9 Eylül ancak alabildik. Evet. Haydi o zaman son elimizi oynayalım. Araya giriş bu daha bak öğrenmedik bunu. Araya girmek 5 kart yeterliydi. Açar puanı gerek yok. Evet bir maça double ile yani cezalı batarsak rakip daha çok puan alacak. Yaparsak rakip daha biz yaparsak rakip daha az puan alacak. Yani biz normaldeki bir maça kontratından daha fazla puan alacağız. Bu double'ı daha görmedik. Rakip maç oynadı. Solumda hep maçalar yığıldığı için yapacak bir şey yok. Maçaları sayalım. 5-5 dağılmış. 10'lu çıktı. Dam çıktı. Bunlar büyük kupaya bakarsanız bu kupadan, kupadan daha çok el nasıl alırız? Papaz batıdaysa kızla başlarız. Ufak koyarsa biz de yerden ufak koyarız. Papaz koyunca zaten tabii ki alacağız. Dokuzlu büyük, onlu bizdeydi. Evet kalanları da biz alacağız. Sanırım bir battık değil mi? Normalde doublesız batsaydık 100 puan verecektik. Şimdi 2 battık. Şey kırmızılı kırmızıyla double'la batınca bir de kırmızıda olduğumuz için kırmızı beyaz bölgelerde. İşte ee, işte burada robotlara karşı oynarsanız böyle çok dengesiz dağılımlar gelebiliyor. Fakat size tavsiyem şunu oynamanız yani Bridge Master bölümünden hazır elleri oynamanız daha mantıklı. Ya da ben hiç konuşma yapmak istemiyorum diyorsanız da Just Değer bölümü. Just Click çünkü konuşmalarda daha bilmediğiniz yerler olabilir. Burada hep zaten size fazla puan veriyor ve final kontratı yazıyor burada. Gördüğünüz üzere 3 NT. Burada detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 1 karo açmış. 2 karo, 2 kupa, 3 NT gibi. Yukarıda da zaten 3 NT yazıyor. Arada kontratı unutursanız bakabilirsiniz. Batağa tak etti. Yer açıldı. Şu an 2 eli. Hadi bu eli de yapalım o zaman. Elimde 10'lu var. O yüzden yerden ufak koyabilirim. 7'li kazanıyor. Ezmeme gerek yok kupalardan ası çıkartsam benim işime yarayacak. O yüzden onu öyle doğru oynayabilirim. Dokuzlu geldi. Artık 8'li de büyük. Yedili de büyük. Şimdi as sinek hep el alır. Kız ya da vale ile de el almak istiyorsam deneyebilirim. Eğer papaz doğudaysa gördüğünüz üzere en pas yapmış olduk. Yani rakipte büyük kart varken küçük kartlarla El aldık. Şimdi karolardan löv üretebilirim. Karoda da iki tarafta da bir enpas var. Yani karo kız batıda olduğunu düşünüyorsam valiye doğru oynamam lazım. Karo kızın doğuda olduğunu düşünüyorsam yere geçip ele doğru oynamam lazım. Ne yapalım? Şöyle soldadır diye ümit edip Öyle oynayalım. Okey. Ne oldu? Karolarla da el alıyoruz şu an. Hepsi sağlandı. Kupayı hatırlarsanız onlu çıkmıştı. Papaz ve az kız hepsi çıkmıştı. Kupalar da büyük. Ezebilirim yani. Evet, hedef 9 el almaktı. 11 el aldık. Ne kadar fazla alırsak o kadar iyi. Okey, bu haftalık bu kadar. Sizler de pratik yapabilirsiniz. Öyleyse haftaya görüşüyoruz. İyi akşamlar.